Salam dostlar, gəlmişik Texnofisə, Texnofis Azərbaycana. Uşaklar üretimi için sınıf ortamındayız. Zelzele oldu. Ne yapmamız gerekiyor? Bilen var mı? Bana bir gösterebilir misin arkadaşları da? Evet. Bizler yerde olacak. Ben doğrusunu göstereyim. Bizler yerde sağlam bir şeyden tutunuyorum ve kapanıyorum bu şekilde. Anlaşıldı mı? Depremi evde yakalanırsan kalkarsın. Yatağımızın yanında. Çamaşır ve bulaşık makinesinin yanında. Aynı hareketi yapacağız. Tamam mı? Tamam. Evet, şimdi deprem başladı. Evet. Bizler yerde. Tamam yerden tutulduk. Arkadaşlar, bir kimya deneyi yapacağız. Herkesin merakla beklediği, acaba bu kimyasallarla ne yapacak dedikleri deney sonunda yapılıyor. Özetle şunu yapacağız aslında. Bunu kimyagerlerimiz laboratuvarlarda sürekli yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Farklı kimyasalları karıştırıyorlar ama deney yapacağımız için güvenlik önlemlerimizi almamız gerekiyor. Çünkü az sonra burası karışabilir dedik. Alandaki tüm ziyaretçilerimizi patlama deneyimize bekliyoruz. Az sonra bir patlama gerçekleştireceğiz. Herkesi bu patlamayı izlemeye bekliyoruz. Şu erlenlerimizin içerisinde, kimya literatüründe erlen diyoruz bunlara. Farklı kimyasalları karıştıracağız. Acaba bu farklı kimyasallar karışınca ne yapacaklar? İsim alacaklar, ismi verecekler. Patlayacak mı, hoplayacak mı bunu gözlemleyeceğiz. Ve ilk kimyasallarımızı boşaltıyoruz. Neydi hocam ilk kimyasalımız? Oksijen lisu, hidrojen peroksit. Şimdi hidrojen peroksitimizi her şey bir ölçüm işi tabii ki de. 2,5 litre kadar. 2,5 litre arası doldurabiliriz. Sevgili arkadaşlar, biz oksijenli suyu sağlık sektöründe yaraları dezenfekte etmek için veya kozmetikte saç boyalarını artmak için kullanıyoruz. Biz burada deney yapmak için kullanacağız. Evet, 2 küsur litre kadar oksijenli suyumu boşalttım. Şimdi bu oksijenli suyun içerisine öyle bir madde ilave edelim ki bu iki madde karıştığı zaman muazzam bir görsel olsun. Diğer maddemiz ne olabilir? Neydi sıvı sabun? Azerbaycan Türkçesinde ne deniyor? Sabun, şampuan, sabun. Şimdi bir dakika. Sabununla oksijenli suyu karıştırırsam ne olur? Köpük dağları mı çıkar? Her yer köpük olur mu? Yalnız siz de köpük olacaksınız. Var mısınız? Evet. Üstünüz başınız batacak. Razı mısınız? Evet. O zaman bizden günah gitti. Sevgili büyüklerimiz aklınıza sığınarak bugün çamaşır çok çıkacak evde. 3'ten geriye doğru sayıyorum ve patlatıyorum.
şöyle duralım da biz. Çok fazla köpük olmuyorum. Bence siz de açılın. Aniden patlayabilir. 3, 2, 1, 0. Olmadı. Sevgili arkadaş, Öztür hocam beni rezil olduk ya, olmadı. Ne yapalım hocam? Çalkalayalım hocam. Özcan Hoca diyor ki şarkılarsak köpürebilir. Bu arada sevgili arkadaşlar, her deney başarılı olacak diye bir şey yok. Doğru bilgileri edinirsek ve kendimize güveniyorsak denemekten vazgeçmiyoruz. Biz pes etmiyoruz ve şarkılıyoruz. Hep beraber şarkılayalım. Müzikle beraber siz dans edebilirsiniz. Evet, köpük çıkıyor. Bir dakika, sabaha kadar şarkılarsak sevgili arkadaşlar, sabaha kadar çarkalarsak köpükler oraya gelebilir. Sabaha kadar vaktiniz var mı? Bizim yok, gitmek zorundayız. Uçağımız var Türkiye'ye. Yani annem babam özledi, onların yanına gitmek zorundayım. Şimdi arkadaşlar, sabaha kadar vaktimiz yoksa buradaki olayı hızlandıralım. Dedik ya, bilimsel çalışmalarda çok uzun zaman gerektiren işleri çok kısa zamanda yapabiliriz. Madem sabaha kadar vaktimiz yok, yeni bir karışım hazırlayalım. Buradaki tepkime ıslansın ama olayı biraz daha renkli hale getirelim. Biraz daha eğlenelim. Kına boyalarımızı ilave ediyoruz. Şöyle kına boyalarımızı ilave ettik. Benimki turuncu, Özcan hocam mavi. Kına boyalarımızı şöyle ilave ettik. Biraz daha mı çarkalasak hocam? İyice karışsın. Çarkalıyorum. İyice karıştı. Şimdi arkadaşlar, bir yemeği yaparsınız. Her şey güzeldir ama yemeğin neyi eksiktir? Tuzu eksiktir. Tuz olmazsa böyle sası gibi olur en güzel yemek bile. Bizim deneyimizin de tuzu eksik. Hemen tuzumu ilave ediyorum. Şurada görmüş olduğumuz potasyum iyodür dediğimiz kimyasal bir tuz olan maddemizde yeni bir karışım yapacağız ama bu potasyum iyodürü sıcak suyun içerisinde çözeceğiz arkadaşlar. Tamam. Gerçi rüzgar çok yok. Güzel olabilir mi? Çok rüzgar yok. Burak hocam da rüzgar yok, sorun yok diyor. Arkadaşlar, bu sıcak suyumun içerisinde kimyasal tuzumu iyice çözüyorum. Çözüyorum. Adeta çayın içerisinde şekeri çözermişçesine sıcak suyumun içerisinde kimyasal tuzumu çözüyorum. Tabii Özcan Hoca'nın da karıştırması gerekiyor. Özcan Hocam, sen de karışımını hazırlıyorsan az sonra başlayalım. Şu suyu alayım. Hatta evet sevgili arkadaşlar, deney yapmak insanı yoruyor tabii ki de, duyabiliyor insan. Buradaki arkadaşlar geriye açılabilir miyiz? Lütfen geriye açılabilir miyiz? Rica ediyoruz, geriye açılalım. Siz de, sizin de geri açılmanız gerekiyor. Lütfen. Arkadaşlar sen geriye açılır mısın? Açıl. Süpersiniz. Az sonra burada her ne olursa olsun kimse sahneye yanaşmıyor, tamam mı? Eğer köpük çıkarsa köpüklere asla dokunmuyoruz. Dokunursak hayati bir tehlike oluşmuyor ama eliniz tahriş olabilir. Neden tahriş olmasınız? Biz güvenlik önlemlerimizi aldığımız için bir sorun yok. Benim ki köpük sizin oraya gelirse olduğunuz yere olayın tadını çıkartın ve daha sonradan hemen gidin elinizi yüzünüzü yıkayın, tamam mı? Anlaştık mı? O zaman bir dakika. Nefesler tutuldu. Nefesler tutuldu. Beşten geriye doğru sayıyorum. Bir dakika. Hep beraber sayalım mı? Bir dakika, hep beraber. Beş.
4, 3, 2, 1, 0! Aman Allah'ım, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Şef bir köpük alanlar yıkadığınızda çıkıyor. Evet, rüzgar o tarafa doğruydu sanırım. Ama dediğimiz gibi çöpük dağları her yeri kapladı. Çöpük dağları her yeri kapladı. Herhangi bir zararı yok sevgili ziyaretçilerimiz. Çöpüğün herhangi bir zararı yok. Yıkadığınızda çıkıyor. Benim dün bütün elbiselerim baştan aşağı çöpük oldu. Onları yıkadım ve tekrardan giydim. O yüzden bir zararı yok. Eğer elinize gelirse cildinizi çok hafif böyle bir kaşıntı gibi bir şey olabiliyor ama hafif bir kayınca o da geçiyor. Dediğimiz gibi bakın çöpük çıkışı hala devam ediyor ve muazzam bir ısı da çıkıyor çöpükle beraber. Şimdi biz son deneyimiz bu değil tabii ki de. En heyecanlısını en sona sakladık. En heyecanlısı en sona. Son deneyimiz nedir? Ne yapalım bunu? Alalım. Biraz geri alıyoruz bunu. Şöyle. Şimdi sevgili arkadaşlar, havada en fazla olan gazın ismi neydi? Hangi gaz havada en çoktu? Azot gazı değil mi? Azot gazı havadaki en çok olan gaz. Şimdi bizim burada bir tankımız var. Tankımızın içerisinde azot var ama gaz değil, sıvı halde. O yüzden çok soğuk bir madde. Sıvı azotumuz var burada. Arkadaşlar, bunun içerisindeki sıvı azot o kadar soğuk ki -196 derece, o kadar soğuk. Şimdi -196 derecedeki azotu kapımızın içerisine boşaltacağız ama bu arkadaşlarımız geriye açılabilir mi? Geriye açılalım, açılın geriye. Çünkü burası çok soğuk, o yüzden çok tehlikeli. Biz -5, -10 derecede bile zangır zangır titriyoruz. Burası -196 derece. Bakın şimdi havayla temas ettiğinde dahi bir anda gaz haline geçecek, izliyoruz. Evet, azot gazımızı, azotun sıvı haldeki azot maddesini kapımızın içerisine boşaltıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, burası muazzam soğuk. İstiyoruz ki bu deneyin sonucunda alandaki tüm ziyaretçilerimiz mutluluktan bulutların üstüne çıksın. Bulutların üstüne çıkmaya var mıyız? İster misiniz? Bulutları böyle ayaklarınızın altına serelim, ister misiniz? O zaman Teknofest Azerbaycan'da TÜBİTAK standında tüm ziyaretçilerimiz ayakları yere basmayan festival Teknofest'te bulutların üstüne çıkıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu çok soğuk maddenin içerisine Özcan hocam bir kabın içerisinde kaynar su var. Sıcakla soğuğun buluşmasında ne olur? Ne olabilir? Bulutların üstüne çıkarız diyor arkadaşlar. O zaman bir dakika. Kimse buraya yanaşmasın, tamam mı? Geriye açılalım birazcık daha. Açılalım geriye. Açıl, açıl. Açılman gerekiyor. Senin evet. Senin de. Süper. Herkes olduğu yerde kalsın. Kimse buraya yanaşmıyor. Beşten geriye doğru sayıyoruz hep beraber. Beş. Üç. İki. Arkadaşlar, gaz çıkışı hala devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi
canlısı buraya biraz. O yüzden arkadaki arkadaşlar da biz neden bulutların üstüne çıkmayalım diyorlar. Siz de bulutların üstüne çıkabilirsiniz. Evet, sevgili ziyaretçilerimiz, TÜBİTAK standındaki bilim gösterimizi izlediniz. Bu ve benzeri gösterileri alkışlamanıza hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok alkışlamanıza. Çok teşekkürler. Thank you.
Kameralara bak. Nerede? On gözü değil mi? Hareket ne var? Nerede? Tam başı duruyor Esmer'e. Şov, pardon. Uzaktan dururlar, sürürler patlayıcının yanına. Dəqiqləşdirirlər ki, görə bu doğrudan patlayıcı. Yoxsa zamanı yalanla deyir. Bu bilsən nədir? Рома, нам нужно сделать так, чтобы звук сюда не шел. А, диджей. А, туда шел, потому что здесь будет репетиция. И еще отрегулируй, пожалуйста, твой микрофон. Берег Юч Пеш. Берег Юч Пеш. Юч Пеш. Юч. Берег Юч. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 1, 2, 3, похоже, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 3, 5, 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 Bu ortada gül ağacı var. O Akıncı. Nasıl? Bir kanatında 4 derece. Akıncı bayraktar. Son teknoloji. Biz Türkiye'den Rusistan üzerinden Azerbaycan'a 2000 kilometre güneş enerjisiyle yapıyoruz. Gelen akıncı. Bu
Harun. Kamkazet da. Thank you.
Komuta! Roma! Roma! Roma anne! Roma! Ben gidiyorum. Komutan. Bir kardeş bir de yol vererdi. Kardeş bir de git, tepkilerdiniz de varsa. Arif sen de dur. Arif sen de dur. Mehinge. Ay Mehin bizi bu. Ay Mehin. Gel. Kalk sen, ayakta kal. Sen kaydan deliye sen. Ha, ki de kaydan deliye. Gel. Bayraktar eta. Thank you.
Ne yapıyorsun? Nasıl? Ne yapıyorsun? Thank you.
bir yer. Uçuyor. O falan atlıyor sonra için. Ona takıyor. Neyse atıyoruz patlıyor. Tek uçuş. Evet. Biraz maliyetli. Ama ona göre üretiyor. Yani bunlar gömülsüz motorlar. Bunlar zaten 25 saat sonra bozulan motorlar. Şu? Şu çok uzun. Bu 5000 saygı. 5000 uçuşa kadar dayanıyor. 5000 uçuş konusunda. Çok güzel. Bu hafif ya bunlar hani işte 24 gün 36-35 gün ya. Yani siz kaç kuruyorsunuz? 65-70. Bunları işte bunu takayım siz çok rahat kaldır. Bunu taksan acayip hızlı gidersin. Bayağı hızlı gidiyor. 1 km saat hızlı gidiyor. Otomobil 200'e gider yani maksimum. Çok hızlı gidiyor. O gırızlara matalara matalara var mı? Var mı? Var gerçek mi? Çalışan mısın? Gri, gri ne demek? Savaş teyaraları. Şüphede 170 var. O Ankara Aksu'nun bir hafta ovalarda var. Onları daha var. Bayraktar'da TB3'te oldu. Şu TS1400 motor var. 4 helikopteri var.
Baykar'a bu anlamda özel teşekkür etmemiz gerekir. Aynı derecede olan sesleri algılar. Tabii. Oradan gönderiyor, onu karşılayabilir misin abi? Anlarsın. Hadi bakalım. Bunu gördünüz mü? Diapozon 9, 10, 11'de göreceksiniz. Gördünüz mü bilmiyorum. 444 Hz ses üretiyor. 444 Hz. Normalde yasak. Parmağın doğru.
Savunma Bakanlığı. Denizde şov gibi. Denizde böyle. Geçsinler biraz denizde ona baksınlar. Bizi de yapar orada. Biz de isteyelim. Thank you.
Her bir yaşlıdır mı? Hoşun geldi mi abi? Onun kafaya sizin şaşırt çektik, ilanı tutsun. Thank you.
Ya bak ya, böyle çok. Ben de.